Mutlu akşamlar sevgili Cem TV izleyicileri, bir Muharrem özel yayınıyla daha karşınızdayız. Bu akşam yine Muharrem sohbetlerimize devam edeceğiz. Profesör Sayın Halil Çivi hocamız bu akşamda konuğumuz ve kendisiyle yine Muharrem sohbetleri başlığı altında bir takım maddeleri konuşacağız. Bu arada tabii sizlerden gelen bazı sorular da var, yani onları da cevaplamaya çalışacak Halil hocamız. Ve şimdi isterseniz bu başlıklara bir şey yapalım, bakalım. Mesela bir takım sorular var. Şunlardan bir tanesi, bu sorulardan bir tanesi şu. Alisiz Alevilik nedir? Yani Alevilik Alisiz olur mu, olmaz mı? Diğer yandan Alevilik İslam'ın içinde mi, dışında mı? Alevilik bir kültür müdür? Alevilik bir yaşam tarzı mıdır? Bunların hepsi ayrı ayrı sorular. Alevilik ile ortodoksi, heterodoksi ve senkretizm arasında nasıl bir şey var, bir bağ var? Ya da Alevilik veya bu Alevilikle birlikte bu kavramları andığımız zaman ne anlatmamız gerekiyor? Bu arada tabii programların herhalde sunuş şekliyle ilgili bir soru var. O da Aleviliği sünnileştirmeye mi çalışıyorsunuz diye. Bunun yanında halifelik nedir ve Hazreti Hasan Muaviye anlaşması özellikle neydi? Yani bu Kerbela sürecine gidildiği dönemde bütün bunları tabii süremiz yeterse eğer, yetmezse yarın devam edeceğiz. Ama yettiği ölçüde sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Tabii bu arada bu sorular mesela birbirine benzer sorular gibi görünse de aslında her birisinin cevabının ayrı ayrı verilmesi meselenin sadece yani genel itibariyle anlatılması değil ama açık ve seçik bir biçimde anlaşılabilmesi bakımından önemli. Dolayısıyla bunların her birisinin ayrı ayrı cevaplandırılması gerekiyor. Şimdi hocam nereden başlayalım? İlk isterseniz, sorunuz neydi onu tekrarlayın. Alisiz Alevilikle ilgili düşüncelerinizi sormuşlar. Önce bunu isterseniz birazcık şey yapalım. Yani tarif edelim, Alisiz Alevilik nedir? Çok teşekkür ederim. Ben bu konuya gelmeden önce başka bir şey daha söylemek istiyorum. Aleviliğin tarihi, inancın oluşumu ve gelişimi açısından baktığımızda, tarihsel açıdan baktığımızda şöyle bir olayla karşılaşırız. Genelde tarihi egemenler yazar. Biz avcıların yazdığı tarih diyelim oraya. Halbuki bir de yönetilenlerin tarihi var. Bu yönetilenlere de mazlumlar dersek, dolayısıyla avlar mazlumları, avcılar efendim egemenleri göstermiş olur. Dolayısıyla bu tür yorumları yaparken Aleviliğin bir anlamda hem tarihsel gelişimi, tarihi yazılırken hem de inanç sistemi açıklanırken dolayısıyla mazlumlardan yana bir bakış açısıyla mazlumların gözleriyle bu işe bakmak gerektiğini egemenler, çünkü bazı tarihçiler ya da sosyologlar ya da kişiler egemenleri övmek için efendim gereğinden fazla abartmak için söylüyorlar. Belki mazlumların da kendine göre şöyle bir durumu var. Onlar da diyorlar ki efendim işte mazlumlar da kendilerini anlattıkları zaman fazla duygusallığa kaçıyorlar gibi. Bunları söyledikten sonra gelelim sorunuza. Alisiz Alevilik olur mu diye. Tabii burası uzun bir zaman alacağı için kısa halkın anlayacağı biçimde bir şeyler söylemek lazım. Ben de Alisiz Alevilik'le ilgili kitaplar, yazılar, makaleler okudum. Evet. Bunların söyledikleri şeyler bilimsel olarak dikkate alınacak şeyler mesabesinde değil. Sebebine gelince
bizim kurumlaşmış dinlere ve inançlara baktığımızda her dinin bir kitabı var, bir peygamberi var, bir öğretisi var. Bunları öğretenler var. Dolayısıyla o dinin kurucusu, peygamberi, öğretisi, kitapları konusunda hiçbir bilgi olmadan, bir şey verilmeden sadece işte Alevilik alev lafından geliyor. Efendim işte alev ışık demek filan. Yani tarihsel olarak bir zamanlar Alevilere ışıkçılar denildiği doğru. Ama onun nedeni Aleviliğin kendi iç yapısındaki yaktıkları kandillerden efendim. Dolayısıyla aydınlık ışığından, bilimin ışığından, inancın ışığından efendim yaratılıştaki kandilden gelen nurdan dolayı onu biraz küçültmek açısından efendim alay etmek açısından ışıkçılar demişler. Yoksa bunun inançla efendim Kur'an'la filan bir alakası yok. Dolayısıyla benim şahsi kanaatime göre kurucusuz din olmaz. İşte zerdüştlük derseniz bir öğretisi olanı var. Peki sormak lazım. Ali'siz Aleviliğin kurucuları kim? He? Öğreticileri kim? Teorisyenleri kim? Varsa rahipleri kim? Efendim? Dedeleri kim? Bu konuda bir tane kanıt gösterebilirler mi? Filan adam tarihte işte bunu yazdı veya bunu böyle ifade etti diye bir kanıt var mı? Yok. Peki yani öğreticisi yoksa, kitabı yoksa, efendim düşüncesi yoksa Ali'siz Alevilik nasıl olacak? Peki kimdir o zaman bu öğreti nereden geldi? Ama bunu kastedenler tabii ben bilmiyorum. Şunu kastediyorlarsa Alevi düşüncesi mazlumların düşüncesidir. Ezilenlerin düşüncesidir. Yani kölelik düzeni dahil Alevi düşüncesini eğer tarihten günümüze ki dinler de bunları efendim korumak için gelmiştir. Mazlumların fikri olarak tarihin akışından bugüne var olan mazlumları koruyan bir ahlaki felsefe olarak, teorik olarak düşünüyorlarsa hani bunun Alevilikle alakası yok ama hani bir azıcık bir bağlantı falan kurulabilir. Yoksa düşüncem şudur ki Ali'siz Alevilik efendim yani neye benzer? Güneşsiz, ışıksız gündüze benzer. Başka bir şeye benzemez. Dolayısıyla arkadaşlarımızın, dostlarımızın, Alevi inancı taşıyanların buna itibar etmeleri mümkün değildir. Aleviliğinden, Alevi düşüncesinden Ehl-i Beyt'i çıkartın, Hazreti Muhammed'i çıkartın o zaman. Yani Ali yoksa Hazreti Muhammed de yok. O zaman 12 imamı çıkartın. Efendim Kur'an'ın ahlakını, felsefesini çıkartın. İnsanlık düşüncesini çıkartın. Alevi, Bektaşi, ozanlarını çıkartın. Efendim Hacı Bektaş Veli'yi çıkartın. Hoca Ahmet Yesevi'yi çıkartın. Bunların hepsini çıkarttığınız zaman peki ne söyleyeceksiniz yani Ali'siz Alevilik diye? Var mı anlatacağınız bir şey? Hem Ali'siz Alevilik diyeceksiniz, hem Muharrem'i kutlayacaksınız efendim. Hem Ehl-i Beyt'in düşüncelerini söyleyip Ali'siz Alevilik'ten bahsedeceksiniz. Vallahi eskilerin tabiriyle bu düşünce olsa olsa benim kanaatime göre abesle iştigal olur. Yani doğru bir düşünce olmaz, doğru bir yaklaşım olmaz. Olsa olsa Alevilik içinde emperyalist ülkelerin Alevileri birbirine takmak için efendim, Alevi inancını bölmek için ortaya attıkları bir fikir, bir bölünme aracı olabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla inançtan öteye bu emperyalist oyuna da her türlü ayrımcılık açısından bu emperyalist oyuna da gelmemek gerektiğini, ülkenin birliği, dirliği, efendim, varlığı, devamlılığı açısından Alevileri bölmek kimsenin haddi ve işi olmaması gerekir diye düşünüyorum. Bu sorunuzun cevabı o. Yani
İkincisi neydi? Siz arz ederseniz İkincisi, ben... İkincisi Alevilik İslam'ın içinde mi dışında mı? Şimdi aslında burada yavaş yavaş hani bu soruların her birisinin bir teyidi de hani gelmiş olacak. Yani bu cevapla birlikte. Yani Ali'siz Alevilik olmaz. Dolayısıyla Alevilik Ali'siz olmayacağına göre o zaman İslam'ın içinde olmalı. Şimdi onu buyurun. Evet. Şimdi bu konuda şöyle söyleyebiliriz. Bazı arkadaşlar İslam dedikleri zaman, mesela ben önce şöyle söyleyeyim. Sosyolojik olarak İslam'ın üç önemli yorumundan bahsedebiliriz. İlk önce temel olarak. Ben sünniliği İslam'ın, klasik sünniliği İslam'ın Arap yorumu olarak alıyorum. Hı hı. Şiiliği Acem yorumu olarak alıyorum. Aleviliği ise Orta Asya, Orta Doğu, Anadolu yorumu olarak alıyorum. Hı hı. Eğer çünkü düşünceler şöyledir. Düşünceler saf halde durmazlar. Bir kültürün içine girdikleri zaman, yani bir kabın içine suyu hangi kaba korsan, yani sarı kaba korsan sarı görünür. Kırmızı kaba korsan kırmızı görünür. Yeşil kaba korsan yeşil görünür. Mavi kaba korsan mavi görünür. Dolayısıyla ama suyu hangi kaba korsan koy, suyun niteliği değişmez. Olsa olsa görüntüsü değişebilir. Bu da özdür. Yani özün değişmemesi lazım. Bunu söyledikten sonra eğer Alevili İslam'ın içinde mi dışında mı dediklerinde sadece Emevi İslamlığı olarak anlıyorlarsa, yani Ehl-i Beyt'ten efendim bahsetmiyorlarsa, dolayısıyla İslam'ın sadece Muaviye yorumunu, Emevi yorumunu alıyorlarsa, biz daha önce de bunun üzerinde durduk ki bu İslam ahlakıyla da bağdaşmıyor, Kur'an ahlakıyla da bağdaşmıyor, sevgiyle de bağdaşmıyor, adaletle de bağdaşmıyor, insanlıkla da bağdaşmıyor, özgür düşünceyle de bağdaşmıyor ve sadece dinin siyasete alet edilmesi ve siyasi araç olarak kullanılmasıyla bağdaşan bir şey. Dolayısıyla siz Aleviliği sadece Emevi İslam'ı Emevi İslam olarak anlıyorsanız efendim, Alevilik Emevi İslam'ın dışında. Çünkü Aleviliği Emevi İslam'ın içinde almak demek efendim Muaviye'nin, Yezid'in efendim o süreden gelen Mervani sülalelerin, Süfyani sülalelerin efendim ahlaksızlıklarına efendim Aleviliği de ortak etmek gibi bir durum ortaya çıkar. No. Ama siz Aleviliği ahlakı, adaleti, liyakatı, insana sevgiyi, saygıyı, barışı, hakkaniyeti ve insanlar arasındaki dostluğu, kardeşliği pekiştiren, topluma nizam veren, hakkın, hukukun yerli yerinde olduğu, gerçekten insanların mal güvenliğinden, can güvenliğinden efendim emin olduğu, inanç güvenliğinden emin olduğu bir İslam olarak anlarsanız, Alevilik bırak İslam'ın dışında olmayı, Kur'an'ın tam merkezidir. Kur'an'ın merkezi Ehl-i Beyt'tir. Kur'an'ın merkezi aslında. Hazreti Ali'nin yorumudur. Evet. Ehl-i Beyt'in yorumudur. Dolayısıyla bu anlamda düşündüğünüzde Alevilik İslam'ın dışında içinde lafı saçma sapan bir şey olur. Çünkü Alevi insan sevgisine dayanır. Alevi kardeşliğe dayanır. Alevi adalete dayanır. Alevi yaratılmıştan ötürü yaradanı sever. İslam'ın temeli, İslam lafının selameti bulma değil mi? Yani sevgiyi bulma değil mi? Barışı bulma değil mi? Yani insanlarla selamlaşırken ben sana barış sunuyorum. Ben de sana barış sunuyorum. Birbirimizden emin oluyoruz diye Müslümanlar selamun aleyküm, aleyküm selam filan bile derken birbirlerine esenlik dilemiyorlar mı? Evet. Böyle dediklerinde dolayısıyla Alevilik İslam'ın dışında ne demek? Alevilik İslam'ın dışında demek,
adaletin dışında demek, Ehl-i Beyt'in dışında demek, Kur'an'ın ahlakının dışında demek, barışının dışında demek. Dolayısıyla bu düşünceleri pek doğru bulmadığımı ve gerçeğe aykırı olduğunu da söylemek isterim. Yani insanların bunu bilmesinde yarar var diye düşünüyorum. Şimdi burada hocam yani bu soruları tabii ben farklı bir sırayla sormuştum size. Ama biraz bağlantılı gidelim diye. Üç şey var burada. Önümüzde üç kelime, üç kavram var daha doğrusu. Bunları tek tek önce sadece lügat anlamıyla bir şey yapalım mı, konuşalım mı? Yani ortodoksi diyoruz, ortodoksluk diyoruz. Ya yani mesela Türkiye'de ortodoksluğun sadece Hristiyanlara özgü bir şey olduğu düşünülür. Yani geniş kitleler tarafından. Ve İslam içerisinde mesela aslında İslam'da da bir ortodoksluk olduğunu bilmezler. Bir de tabii ortodoksluğu da kendisine mal edenler de var. Yani bir de tabii bu mal edenler başkalarını da heterodoks olarak adlandırıyor. Ve bir başka şey aslında Alevilik İslam'ın içinde mi dışında mı, Ali'siz Alevilik mi değil mi sorularına da şey olarak hani ek olarak senkretizm, senkretist bir anlayış mıdır Alevilik? Yani biraz da aslında oraya gitmiş olacağız, yani tekrar dönmüş olacağız. Önce bize bunların lügat anlamını şey yapar mısınız, açıklar mısınız? Daha sonra neden bahsettiğimizi izleyici anlasın, bilsin diye. Yani heterodoksi nedir mesela? Önce ortodoksiyle başlayalım. Evet, ortodoksiyle başlayalım. Evet. Ortodoks demek kurumlaşmış, katı, resmileşmiş demek. Yani diyelim ki İslam açısından söylersek Sünni İslam ortodoks İslam'dır. Çünkü evet, devlet tarafından kabul görmüş, kuralları oluşmuş, işte camisiyle, hutbesiyle efendim evet, ve benzeri şeylerle filan. Ortodoks demek yoruma açık olmayan, katı, sınırları belli efendim. Ama aynı zamanda merkezde olma iddiasını da taşır. Zaten resmiyet o demek yani. Evet. Dolayısıyla devlet tarafından benimsenmiş. Yani devletin insanlara senin inancın budur. Yani senin inancın mesela sünniliktir, bundan başka efendim inancın yoktur, bunun dışındakiler kötüdür filan gibi, anlatabildim mi? Dolayısıyla buradaki Hristiyanlıktaki ortodoks mezhebiyle filan alakası yok. Alakası dolayısıyla yok. Dolayısıyla yani, İslam'ın evet, ortodoksisi sünniliktir, öyle söyleyelim. Evet. Ama şöyle bir şey var mı hocam? Yani ortodoksi aynı zamanda İslam'ın doğru yorumu anlamında da sahipleniliyor. Yani Sünni kesim biz ortodoksuz dediği zaman aslında doğru olan biziz. Çünkü diğerini heterodokslaştırarak siz aslında sapmışsınız anlamında bir de ayırdığı için Türkiye'de böyle bir anlam da yüklüyorlar. Bu neden kaynaklanıyor? Bu dinin siyasiler, iktidar tarafından, devlet tarafından tanımlanmasından kaynaklanıyor. Çünkü eğer siz devletin anladığı anlamda, sadece Müslümanlığa has değil, başka dinler için de bu. Evet. Devletin anladığı anlamda bir din tanımlarsanız ve bir inanç tanımlarsanız, o zaman o siyasi iktidarda olanlar o dini kullanıp iktidarlarını sürdüremezler. Bunun için devletin anladığı şekilde dini anlamak, ortodoksi bu. Ha, devletin anladığı şekilde dini anlamak demek sizin akılla, bilimle, efendim, tarihsel gelişmeyle, değişimle olayları yorumlamanıza engel olmak demek. Evet. Dolayısıyla inancı dondurmak demek. Donmuş, efendim, açıklamaya müsait olmayan, donmuş bir inanç anlamına filan gelir. O nedenle mesela hadi günümüze gelirsek mesela, çağdaş gelişmiş ülkelerde, laiklik anlayışı olan ülkelerde devlet vatandaşına din tanımı yapmaz. Yani şuna inanacaksın, şuna inanmayacaksın ya da şu iyidir ya da şu kötüdür demez. Anlatabildim mi? Evet. Gelişmiş toplumlarda bu böyledir. Bu anlamda ortodoksi dediğimiz zaman resmileşmiş, donmuş, katılaşmış ama bunu katılaştıranlar tarafından ben bunu tanımladım, işte yani
İslami jargonla konuşursak içtihat kapısı kapandı. Efendim, bundan başka bir İslam yorumu olamaz. Bundan başka bir şey söylenemez. Efendim, şimdiye kadar söylenenler söylenmiştir, denilenler denilmiştir. Bunun dışında bir şey düşünmek bile insanı dinden çıkarır gibi katı bir yorum. Yani ortodoksiden anladığımız şey bu. Evet. Tabii bunu söyleyince heterodoksi onun kendiliğinden geliyor. Siz eğer resmi olarak devlet gücüyle, siyasi iktidar gücüyle, efendim, devlet dini olarak belirlenmiş bir dini anlayışın dışında, bunun içinde işte sufilik de dahil, alevilik de dahil, başka şeyler dahil, bunları tanımladığınız zaman size heterodoksi diyorlar. Ya işte bizim ortodoks anlayışımızda şu var, bizde yok, işte şunda var, bunda yok, sizde var, bunda yok filan gibi. Dolayısıyla heterodoks demek resmi inancın dışında, resmi inancın dışındaki yorumları efendim dışlayan, ötekileştiren. Evet. Şöyle söyleyebiliriz. Mesela böyle söylediğimiz zaman sosyolojik olarak mesela Sünnilik ortodoks İslam'dır, Alevilik halk İslam'ıdır, folk İslam'dır sosyolojik olarak. Halk İslam'ıdır. Dolayısıyla devlete kardeşim ben dini senin anladığın gibi anlamıyorum. Kur'an'ı senin anladığın gibi anlamıyorum. Adaleti senin anladığın gibi anlamıyorum. İbadeti senin anladığın gibi anlamıyorum. Ben şöyle anlıyorum. Ben işte cihatı mesela sen diyorsun ki başka ülkeleri fethedelim. Ben diyorum ki en büyük cihat nefisle cihattır mesela. Anlatabildim mi? Dolayısıyla bu anlamda Alevilik neden heterodoksidir sorusunun cevabı Alevilik halk İslam'ıdır. Resmi İslam değildir. Folk İslam'ıdır. Anlatabildim mi? Resmiyetin dışında. Dolayısıyla heterodoksi ile ortodoksi arasındaki temel fark İslam açısından baktığımızda sosyolojik olarak bunu böyle yorumlayabiliriz. Evet. Bir de senkretizm var. Yani Aleviliğin toplama bir anlayış olup olmadığı. Yani buradan aslında kasıt o. Yani senkretik ne demek? Önce onu isterseniz bir anlatalım. Yani siz aslında söylediniz. Senkretizm derleme, toplama, işte iyileri bir araya getirme, o iyileri iyilerden bir sunu hazırlama. Diyelim ki işte bir çiçek demeti hazırlıyorsunuz. Sadece karanfilden bir demet yapmak yerine işte onun yanına başka çiçekler koyuyorsunuz. Efendim yeşil otlar koyuyorsunuz. İşte çevresine başka şeyler koyuyorsunuz filan anlamına gelebilir. Anlatabildim mi? Senkretik o anlamda derleme, toplama anlamına gelir. Fakat şöyle söyleyelim. Bu anlamda baktığınızda senkretik olmayan hiçbir din yoktur. Mesela sosyolojik olarak baktığınızda Yahudilik senkretik bir dindir. Musa'dan kaç sene önce İbrahim vardır? İbrahim'den ne zaman önce efendim Sümerler vardır? Hammurabi kanunları ne zaman vardır? O zamanki ahlak insanlık anlayışının bunları derken Yahudiliği küçümsemek anlamında söylemiyorum. Dolayısıyla Yahudilik gelirken bunlar yani İsa Musa Aleyhisselam 10 emri yazarken efendim yani çalmayacaksın, öldürmeyeceksin diye bir hukuk adalet sistemi getirirken siz bunlardan daha önceki inançların efendim Sümerlerin, Hammurabi kanunlarının etkisinin olmadığını söyleyebilir misiniz bilimsel olarak? Evet. Söyleyemezsiniz. Böyle baktığınızda İslam ne Yahudilik nedir? Senkretiktir yani. Senkretiktir. Hristiyanlık da aynı şekilde. İslam başka hele bir şey söyleyeyim. Yani evet. Ha geliyorum şimdi. Geleceğim. Şimdi biliyorsunuz Hristiyanlık ilk önce Yahudiliğin bir mezhebi olarak ortaya çıktı. Evet. Efendim? Doğru. Dolayısıyla Yahudiliğin bir mezhebi olarak ortaya çıktıktan sonra dallandı, budaklandı, genişlendi. Sonradan kendisini din olarak ilan etti. Onun getirdiği adalete, sevgiyi, barışı, hoşgörüyü
işin içine koydu. Efendim, empatiyi koydu, insanları düşündürmeyi falan koydu. Ona ilaveler yaptı. Anlatabildim mi? Öyle baktığınızda o zaman Hristiyanlık da Yahudilikten, hani Yahudilikten Hristiyanlığa geçişi, Hammurabi'den Yahudiliğe, Yahudilikten Hristiyanlığa geçişi, siz mutlaka işte o zamanki kültürlerle birlikte, genişlemeyle birlikte bir efendim senkretik anlayış olarak alabilirsiniz. Bu bir ilahi senkretizm, öyle söyleyelim. Evet. Ha, yani anlatabildim mi? Yani yanlış anlaşılmasın. Peki kendi kitabımız Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Hazreti İsa ile ilgili sureler, Musa ile ilgili sureler, düşünceler, efendim eski ayetler, şeyler, ayetler evet. filan. Peki, tabii İncil ve Tevrat ve İncil ve bundan, Tevrat'ın tabii. bir anlamda doğrulanması değil midir? Böyle baktığınız zaman İslam'ın kendisi senkretiktir. Yani anlatabildim evet. mi? Peki Alevilik eğer tıpkı İslam'ın kendinden önceki ilahi mesajlardan yararlanması gibi, eğer Alevilik de Yahudilik dahil, Hristiyanlık dahil, efendim Müslümanlık dahil kendinden önceki inançlardan efendim güzellikleri alarak oradan yeni yeni sentezlere ulaşmışsa, daha hümanistleştirmişse, bundan gocunacak bir şey de yoktur bana göre sosyolojik olarak. Tabii hocam şöyle bir şey de var. Yani şimdi mesela siz yaptığınız bütün tariflerde mesela Ortodoksi için şey diyorsunuz. Yani tamam, hani bu tanımlanmış bir şekilde. Yani resmi, yani evet. resmi katılaşmış, evet. doldurulmuş yani, inanç demek o. Ama şöyle bir şey var. Yani o Ortodoks, kendisini Ortodoks olarak değerlendirenler asıl doğru yolda olduklarını da iddia edenler. Zaten onun içinde o var. Çünkü de, diyor ki devlet böyle evet. düşünüyor. Ben devletin yani, evet, dediğini yapıyorum. Evet, bu siyasal bir evet. tavır aslında. Fakat yani din yorumu anlamında da öyle bir şeyleri var. İkincisi, bu nedenle de kendilerinin dışında olanları dinden ya da o işte dinin ana yolundan sapmış olanlar olarak görüp o yüzden heterodoks diyorlar. Yani bu anlamda baktığımız zaman aslında Alevilik mesela şimdi bir kesim tarafından Türkiye'de heterodoks olarak görülüyor. Halbuki Aleviliğin böyle bir şeyi yok. Yani siz de hani belirttiniz, diyorsunuz ki İslam'ın merkezindedir. Yani hani eğer illa Ortodoksi'den bahsedeceksek bu Alevilik için. Senkretizm için de hani Alevilik için bunu toplama bir din anlayışıdır diye kullanıyorlar. Yani sizin söylediğiniz... Bu yanlıştır. Tabii sizin söylediğiniz çok olumlu bir şey ve zaten hani gerçek. Ben ama bilimsel olanı söylüyorum. Anlıyorum sosyolojik hocam, olanı onlar, söylüyorum. Onlar bunu Aleviliği karalamak üzere yapıyorlar. Yani her gördüğü şeyden bir şeyler almış. İşte ne bileyim, işte Orta Asya'ya giden, işte Lubilere giden, az önce Alevilerden de bahsettiniz. Hinduizme yani giden, Budizme giden, tabii, işte tabii. efendim Zerdüştü'ye yani bir takım işte giden, Ateşperest'e dışı, giden, aynen. Yani bütün Manaizme bu dinlerden giden. Bir toparlama olduğu söyleniyor. Halbuki böyle söylendiği zaman sanki Alevilik anarşist bir yapıymış gibi gösteriliyor. Oysa bir sistematiği var Aleviliğin. Yani bu anlamda da hani buna bir cevap vermenizi rica edeceğim. Yani tabii ki buna ilaveten bir şey daha söyleyeyim, sonra onu söyleyeyim. Şimdi dinler, daha önce de söyledik ama ilk ortaya çıktıklarında tek kavme gelirler. Tıpkı Yahudilik gibi, Hristiyanlık gibi filan. Evet. Ama o dinler evrensel nitelik taşıyorsa, mesela İslam da öyle. İlk çıktığında sadece Araplara geldiği halde işte Acemlere yayıldı. İşte Uzak Doğu'ya yayıldı, Orta Doğu'ya yayıldı, Anadolu'ya yayıldı, Balkanlara yayıldı filan vesaire vesaire. Her yayılma bir yeni kültürle tanışma demektir. Evet. Yeni sistemle, efendim yeni insanlarla, yeni değerler yargısıyla, yeni tarihsel geçmişteki geleneklerle, göreneklerle tanışma demektir. Bu yeni gelenekler ve göreneklerle tanışma demek, onlarla ilişkilenme demek, efendim o inancın içine eski inançlardan gelen şeyler de kendiliğinden gelir. Mesela insanlar sosyolojik olarak yeni bir inanç içinde eski inançlardan, eğer yeni inançla bir bağdaşır tarafı varsa efendim, onu eklemeye devam ederler. Evet. Bir mahsur filan da görmezler. Dolayısıyla burada yanlış
olan şey şudur. Kendisini, şimdi şöyle söyleyeyim. Her tanımlama bir başka şeyi dışarıda bırakır. Her tanımlama kendisini meşrulaştırmak için ötekileştirdiği şeyi tenkit etme, gerekirse çamur atma, gerekirse düşmanlaştırma. Dolayısıyla kendi varlığını sürdürmek için ötekisini karalama. İnsanların bundan kurtulması o kadar kolay bir şey değil. Yani kolay olması da düşünülemez. Bu beladan, bu sıkıntıdan, bu ayrımdan kurtulmak bilim adamlarına düşüyor. Yani biraz öncekisini söylediğiniz gibi ortodoksinin, heterodoksinin, senkretizmin, efendim sosyolojik gelişmelerin, kültürlerin, dinle ilişkileri. Mesela eğer yeni kültürler, yeni gelişmeler, yeni yorumlar olmazsa ne mezhepler ortaya çıkar, ne tarikatlar ortaya çıkar, ne cemaatler ortaya çıkar, ne sufilik ortaya çıkar. Bu gelişmeler efendim Yahudilikte de vardır, onun da mezhepleri vardır, işte sufilikleri vardır, inançları vardır. Hristiyan sufiliği de vardır, efendim Müslüman sufiliği de vardır. Bu sufiliğin içinde yani Alevi sentezine dayanan sufilik de vardır. Sünni mezheplerin sentezine dayanan sufilikler de vardır. Bunlar sosyolojik olgulardır. Evet. Bunları birbirlerine düşman olarak algılamak, birinin ötekisini ötekileştirirken hatta mürtet idare etmek, dinden çıkmış saymak, kafirleştirmek filan bence cehalet işidir ve İslam'daki insanları efendim İslam'ı parçalama, insanları birbirine takmadan öteye bir anlam taşımaz diye düşünüyorum. Evet. Tabii bu anlamda yani bu çizdiğimiz bütün bu çerçeve içerisinde şimdi iki soruyu daha cevaplamamız gerekiyor. Birincisi şey, yani bu izleyicilerimizin sorduğu soru. Alevilik kültür müdür? İkincisi yaşam tarzımdır. İsterseniz bu ikisini arka arkaya cevaplayalım ki daha sonrasında aslında bu programda ne anlatmaya çalıştığımızı, Aleviliği sünnileştirmeye çalışıp çalışmadığımızı da bir şekilde açıklamamız gerekiyor. Buyurun. Şimdi dostum, Alevilik bir kültür müdür? Kültür neden oluşur? Kültür bir değerler sisteminden oluşur. Kültür dediğin şeyin ortaya çıkması için, yani Alevilik bir kültür dediğiniz zaman demek ki İnsanlar bir Alevilik kültüründen bahsediyorlar demektir. Hocam soruyu şöyle şey yapabilir miyiz? Yani bu soruyu soranların aslında sormaya çalıştıkları şu. Alevilik bir din değil midir? Din dışı bir şey midir anlamında soruyorlar. Geliyorum. Yani o yönden tam onu anlatacağım. Evet buyurun. Dolayısıyla kültür bir birikimdir. Yani yığıla yığıla bir değerler sisteminden gele gele ortaya çıkar. Peki bu kültürü ortaya çıkan etken nedir? Bu değerler sistemi nedir? Kardeşim, eğer Alevi inancı olmasa, Alevi değerler sistemi olmasa, Alevi ritüeli olmasa, Aleviliğin insana, topluma evrensel bakışı olmasa, Aleviliğin hümanizması olmasa, Aleviliğin laikliğe bakışı, demokrasiye bakışı olmasa, bundan bir kültür türer mi? Bir değerler sistemi olmadan, bir değerler sistemi olmadan onun kültürü olmaz. Mesela eğer kültürü maddi kültür olarak alırsanız, mesela öküzü koşup işte çift sürmezseniz onun kültürü ortaya çıkmaz. Yani tarlaya tohum ekmezseniz bunun nasıl olduğunun kültürü ortaya çıkmaz. Dolayısıyla o kültürü var eden nedenler olmadan o kültür olmaz. Alevilik diye bir kültür anlayışı varsa o halde o kültürü doğuran bir ana neden vardır. O ana neden nedir? Alevilik inancıdır. O Alevilik inancı nedir? Ehl-i Beyt inancıdır. Hazreti Ali'nin Alevilik anlayışıdır. Ehl-i Beyt'in Alevilik anlayışıdır. 12 İmam'ın Alevilik anlayışıdır. Evet. Onlar yaratmıştır o kültürü. Anlatabildim? O kültür olmasa bu olmaz. Çünkü kültür bir sonuçtur. Anlatabildim mi? Daha sonra sebep olabilir yani başka aşamalarda ama o kültürün doğması. Dolayısıyla Alevilik bir kültürdür deyip bunun arkasından şöyle bir kolaylık
Ya o zaman inanca da gerek yok efendim. Oruca da gerek yok. Ceme de gerek yok efendim. Vesaire vesaire deyip efendim ne yapalım işte ben böyle filan. Peki yani sorunun ikinci kısmına gelelim. Aslında bunlar birbirinden bağlı şeyler. Evet. Peki Alevilik bir yaşam biçimidir. Yaşam biçimi midir? Peki bir yaşam biçimi de o kültüre dayalı olarak ortaya çıkar. Yani değerler sistemi olmadan kültür olmaz. Kültür olmadan yaşam biçimi olmaz. Eğer bir yaşam biçimi varsa o yaşam biçimi doğuran bir kültür vardır. Eğer o kültür varsa o kültür o bir inançsa o inanç kültürünü doğuran bir ana etken vardır. Dolayısıyla Alevilik yaşam biçiminden ibarettir deyip efendim ya işte ben sadece işte efendim doğru dururum hiçbir şey yapmam efendim işte bu benim için yeter işte Alevi de bundan ibarettir filan vesaire gibi düşünceler bence bu işi çok hafife almak, yüzeysel düşünmek, işin derununa inmemek bence Türkiye'yi bölmek isteyen bu tür küçük ufak tefeklerle Aleviliği parçalamak isteyen dış güçler hariç bu konuda düşünce sarf edenlerin ben zaman zaman makalelerini okuyorum, yazılarını okuyorum ve belli şeylere bakıyorum. Ve bunun daha çok tarihsel bilgi eksikliğinden, sosyolojik bilgi eksikliğinden, dinlerin fonksiyonlarını anlayamadan, inançların topluma kattıklarını anlayamadan. Çünkü eğer bir şeyin işlevi olmasa, fonksiyonu olmazsa o inanç yaşamaz. Dolayısıyla bunu anlayamadıkları için de kendilerine göre en kolay yorum. Hani zaman zaman söylüyoruz ya, işte taklit ve tetkik arasındaki fark. İşte taklidi din anlayışı bırakıp tetkiki, ahlaki, efendim bilimsel anlayışı, teolojiyi doğru anlamak. Yani din bilimini, tanrı bilimini doğru anlamak. Bunun çıktılarını doğru görmek. Şöyle söyleyelim, yani Aleviliğin değerler çıktısı olmasa, Alevi kültürü olmaz. Alevi kültürü olmasa Alevi yaşam biçimi olmaz. Böyle olduğunda efendim Aleviliği işte siz sünnileştiriyor musunuz filan. Ya kardeşim siz sünnilikten ne anladığınızı bilemiyorum ama biz Aleviliğin İslam'ın özü olduğunu, ahlakı olduğunu, efendim temeli olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Ve Ümmeyye oğullarının, Mervanilerin, Muaviye'nin, Yezid'in topluma empoze ettiği muharref, saptırılmış Sünni İslam'ının da İslam'la bağdaşmadığını, İslam'ı ters yüz ettiğini, dolayısıyla böyle baktığımız zaman biz tam tersine Sünnileştirmek yerine Aleviliği efendim, Aleviliği yanlışlıktan kurtarıp, o muharref İslam'dan kurtarıp yerli yerine koymak için aktarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla hani bunlardan öteye bu kısa programda onlara ne cevap verilir? Yani siz de katkıda bulunabilirsiniz arzu ederseniz. Evet. Yani şöyle bir şeyi galiba bazı izleyicilerimiz anlamıyor olabilir. Kullandığımız bir takım kelimeler, bir takım kavramlar aynı zamanda ortak olduğu için yani başka kesimler tarafından da kullanıldığı için bunların sadece o kesimlere özgü olduğunu düşünüyorlar. Yani örnek verecek olursak işte iftar kelimesi. Yani iftar kelimesi herhangi bir şekilde aslında orucun bozulması anlamına gelir. Kahvaltı anlamına gelir. Yani İngilizce'de de biliyorsunuz hocam breakfast kelimesi var. Feast kelimesi aslında şeydir, oruçtur. Fransızlar da petit déjeuner diyor. Aynen. Yani ben Fransızcasını bilmiyorum. Mesela sizden onu rica edeceğim şimdi. Petit déjeuner. Yani İngilizce'de bile aslında orucun kırılması anlamına gelir. Yani breakfast kelimesi, oruç kahvaltı kelimesi. Oruç bozmak demektir. Dolayısıyla bu sadece... İftar Arapçadır, yani, oruç bozmak Türkçedir. İftar da Arapçadır tabii. Evet. Yani mesela şeydir, işte
Türkiye'de son yıllarda şey tartışmaya başlandı. Fıtır bayramı mıdır değil midir diye, Ramazan orucu sonrasındaki bayram. Çünkü adı şeydir, yani orucum şeyidir, yani kırılmasıdır. O nedenle adına mesela böyle bir şey fıtır denmiştir. Dolayısıyla bir şeydir, yani orucun bozulması. Şimdi bu anlamda oruç açmak da aynı şey, yani iftar da aynı şey. Mesela bazı izleyicilerimiz buradan yola çıkıp iftar kelimesinin sanki sadece Sünni kesime ait olduğunu düşünüyor. Öyle düşündükleri için de bizim mesela hani böyle bir şey içerisinde, hata içerisinde olduğumuzu istemesek de belki hani Sünnilik propagandası yaptığımızı düşünüyor ki alakası yok. Yani bu anlamda hani şey var. Hani sizin mesela bugünkü tarifleriniz bence çok güzel tarifler. Şimdi birincisi Alevilik Ali'siz olamaz. Mümkün değil. Yani bu tarihsel olarak da, sosyolojik olarak da, dinsel olarak da, mantıksal olarak da zaten mümkün değil. Yani bunu kısa bir şekilde böyle geçtik. İki, Alevilik İslam'ın merkezinde yer alır. Çünkü İslam'ın en doğru yorumudur. Neden? Çünkü bu yorumu Hazreti Ali'nin kendisi yapmıştır. Yani peygamberin kendisinden sonra insanların kendisine uymasını istediği kişi tarafından yapılmıştır. Dolayısıyla aslında İslam'ın özüdür ve İslam'ın doğru yorumudur. Üçüncüsü, başka bir takım dinlerden toparlama bir anlayış değildir. Bizatihi merkezinde İslam ya da kendisi İslam'ın merkezinde yer aldığı için, yani Ehl-i Beyt'ten, peygamberden vesaireden, imamlardan bahsediyorsak bunu hani tespit etmemiz gerekiyor. Burada yer aldığı için elbette bazı başka anlayışlardan, sizin de çok haklı bir biçimde belirttiğiniz gibi diğer anlayışlarda da insan aklına uyan ve insanın reddedemeyeceği güzellikler vardır, motifler vardır. Bunlar da bir şekilde alınmış olması bunun başka dinlerden toparlama olduğu anlamına gelmez. Bunun yanında tabii kültür müdür? Bir dini temel üzerine oturmuş bir anlayıştır. Ve her anlayışta olduğu gibi bunun da bir kültürü var. Yani futbolun da kültürü vardır ona bakacaksak. Yaşam tarzımızdır. Evet, fiiliyatında bir yaşam tarzıdır. Ve son olarak da bütün bunların bir toparlaması olarak biz burada Aleviliği bu şekilde hani tarif ettiğimiz zaman aslında diğer İslami anlayışlardan nasıl ayrı olduğunu ya da onlardan ne kadar daha çok merkeze yakın olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Ama bu arada kullandığımız bazı kelimeler elbette başkaları tarafından da kullanılıyor. Bunlar da zannediyorum yanlış anlamaya sebep oluyor. Sorunuza şöyle cevap vereyim. Evet. Bir kimyasal bir örnek verelim. Ben kimyacı değilim ama mesela işte kimyacılar diyorlar ki su H2O'dur. Yani iki hidrojen bir oksijendir. Evet. Peki ben şimdi desem ki birisine bana iki hidrojen bir oksijen getir filan. Suya baktığım zaman onun içinde ne hidrojeni görürsün ne oksijeni görürsün. Hı hı. Su hidrojenle oksijenin sentezidir. Dolayısıyla bütün dinlerde olduğu gibi Alevilik de başka dinlerdeki aldıkları güzelliklerin sentezini yapmıştır. O bir sentezdir. Adı Aleviliktir. Artık ne Yahudiliktir, ne Hristiyanlıktır, ne Budistliktir, ne ateşperestliktir, ne şudur, ne budur. Dolayısıyla o kendisidir. Yani onu kendisi yapmıştır. Kendi kimliğinin içinde. Tıpkı İslam nasıl ki Müslümanlık artık Hristiyanlık değilse, efendim, Yahudilik değilse, oradaki bir takım gelmeler olsa bile kendine göre mesela dayanışmayı getirmiştir, paylaşımı getirmiştir, yeni yorumlar yapmıştır filan. Dolayısıyla Alevilik de bu anlamda başka inançların toplaması değil, he? Yani heterik hikayesini, ondan sonra senkretik olmasını, bunu bir sentez olarak, yani su nasıl ki oksijen ve hidrojen değilse, ikisinin ortaya çıkardığı bir sentezse, Alevilik de bir moleküldür. Birkaç cisimden oluşan büyük bir moleküldür. Dolayısıyla böyle anlamak lazım. Bu bir. İki, kavramlar üzerinde çok haklısınız. Şöyle söyleyeyim. Ben İngilizce pek bilmem ama mesela İngilizcenin işte i harfine ay diyorlar mesela. A'ya ay diyorlar. Biz a diyoruz filan. Evet. Şimdi
Fransız başka okuyor. Anlatabildim. Fransız başka okuyor. Evet. Türkiye'de insanların anlaşamadıkları konulardan bir tanesi şudur. Yani iftar mı, oruç bozma mı ya da şöyle mi diyelim, böyle mi filan. Bu kavram kargaşası dediğimiz şeydir. Mesela milliyetçilik dediğiniz zaman siz bundan Atatürk milliyetçiliğini anlayabilirsiniz. Hı hı. Ya da ırkçılığı anlayabilirsiniz. Evet. Ya da efendim ekonomik milliyetçiliği anlayabilirsiniz. Ya da yurtseverliği anlayabilirsiniz. Herkes meşrebine göre bir milliyetçilik tanıyor. Tanımlıyor. Anlatabildim mi? Dolayısıyla kendi tuttuğu takım hangisi ise efendim o takıma göre futbolu yorumluyor. Ya da o takıma göre sporu yorumluyor filan gibi bir şey ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu kavram kargaşasını gidermek açısından doğru kavramlar A dilinden olur, B dilinden olur. Falanca söylemiş olur, filanca söylemiş olur. Dolayısıyla falancanın tekelinde, nasıl ki bilim hiç kimsenin tekelinde değilse, dini kavramlandırmalar da hiçbir inancın veya belli şeylerin tekelinde ve benzeri şeylerinde olmaması gerekir. Bu nedenle bütün mesele doğru şeyleri görmek, doğru şeyleri anlamak, aynı kavramlara biz aynı anlamı verirsek, mesela A harfine ikimiz de A dersek anlaşabiliriz. Ali yazabiliriz ama biz A harfine Ö dersek o zaman Ali olur Ölü. He? Öbürü de Ölü okuyabilir onu. Anlatabildim mi? Dolayısıyla kavram kargaşası ne yazık ki sosyal bilimlerde çok daha fazla ve insanlar bunu sağa sola çekiyorlar. Bunun doğru bir yaklaşım olmadığına inanıyorum. Bunun doğrusu nedir? İşin özüne bakacaksın. İşin özü bunu nasıl yorumluyor? Dolayısıyla Alevi kimdir sorusunu, Alevi kendisini nasıl tanımlıyorsa Alevi odur kardeşim. Alevi inancını ne devlet tanımlayabilir, ne dışarıdaki bir adam tanımlayabilir, ne ibadethanesini başkası tanımlayabilir. Alevi benim ibadethanem cemevi diyorsa onun ibadethanesi cemevidir. Alevi benim, ben Aleviliği, Aleviler böyle anlıyorum diyorsa, efendim ben atadan dededen bunu böyle yaşadım diyorsa, efendim onun inancı odur. Dolayısıyla bilim insanlarının onlara yapacağı şey, sırf Alevilik için söylemiyorum, bu her din için böyledir. Evet. Yani dolayısıyla insanların inançlarına, inanç algılarına müdahale etmek doğru değildir. Ne devletin müdahale etmesi doğrudur ne de başkalarının. Ha, herkes kendine göre bir şeyler anlayabilir. Bilemiyorum yani. Hı hı. Evet. Peki şimdi son 10 dakikamız hocam. Dolayısıyla bir soru daha şey yapalım isterseniz. Bir de şu mesela, yani Kerbela vakasına gelene kadar ki gelişmeleri aslında anlattık. Fakat Hazreti Hasan neden Muaviye ile anlaştı diye soranlar da var. Yani işte Hazreti Hüseyin karşı koydu ama o anlaştı öncesinde. Bir siyaset mi yaptı acaba diye bir şey var, bir soru var. Yani muhtemelen bu anlaşmasının, yani Muaviye ile anlaşmasının arkasındaki hikmeti anlayamayanlar var. Bunu biraz açar mısınız? Çok teşekkür ederim. Yani isabet de oldu böyle bir soru. Yani kim sormuşsa veya yani siz sorduysanız da teşekkür ederim. Bunu mutlaka açıkla. Bunlar izleyicilerden gelen, evet, sorular hocam. Birincisi, her şeyi kendi koşullarında değerlendirmek lazım. Yani eğer her şeyi kendi tarihsel koşullarında değerlendirmezseniz doğru bir sonuca varamazsınız. Evet. Hazreti Hüseyin Hazreti Hasan'dan sonra gelmiştir. Evet. Hazreti Hüseyin'in mücadele alanı Yezid'ledir efendim. Hazreti Hasan'ın mücadele alanı Muaviye iledir. Muaviye zamanında koşullar farklıydı efendim. Yezid zamanında koşullar farklıydı. Daha önce bunu, koşulları ortaya koyduktan sonra bunun üzerine yorum yaparsak daha doğru yorum olur. Şimdi şöyle söyleyeyim. Önce şunu belirteyim ki Hazreti Hasan'ın Muaviye ile anlaşmasında Ehl-i Beyt'i korumak vardır. Ehl-i Beyt neslini korumak vardır. Aynen. Evet.
Ali taraftarlarını korumak vardır. Yani önce bunu temelden belirteyim ki. İslam'ı korumak vardır hocam. Dolayısıyla Ehl-i Beyt'i koruyamazsanız İslam'ı koruyamazsınız. İslam'ı koruyamazsanız Kur'an'ı koruyamazsınız. Dolayısıyla ahlakı koruyamazsınız. Efendim adaleti koruyamazsınız. Hümanizmayı koruyamazsınız. Dolayısıyla bu çaba nereden geliyor? Daha önce söylemiştik. Muaviye Hazreti Hasan'a karısını kandırarak işte nasıl zehirlettiğini, sonra da kadını işte saraya gidince oğluma alacağım dedikten sonra sen yani peygamberin torununu zehirledin, benim oğlum Yezid'e de haydi haydi efendim düşmanlık edersin diye nasıl boğdurduğunu filan herkes biliyor. Yani tarih kitapları filan yazıyor. Şimdi Hazreti Ali'nin Hakk'a yürümesinden, şehadetinden sonra Hazreti Hasan Küfe'deydi. Basra ve Küfe ahalisi Hazreti Hasan'ın etrafında toplandılar. Dediler ki Hazreti Ali bizim halifemizdi. Dolayısıyla sen Ehl-i Beyt'tensin, onun soyundansın. Senin halife olman gerekir. Halifelik senin hakkın dediler. Evet. Halifelik senin hakkın dedikten sonra Hazreti Hasan halifeliğini ilan etti ve hatta Muaviye'ye mektup yazdı. Dedi ki benim halifeliğimi kabul et. Muaviye ise bunu kabul etmedi. Yani vaktin dolduğunu söylüyorsunuz hemen çabucak bitireyim. Belki yarınki programda biraz daha üzerinde ayrıntılı durabiliriz. Fakat ne yazık ki daha önce Hasan'ın etrafında toplanan, onu halifeliğe teşvik eden Küfeliler, Basralılar, Muaviye'nin ajanları kanalıyla, rüşveti kanalıyla, para yardımları kanalıyla Hazreti Hasan'a ihanet ettiler. Evet. Hatta Hasan'ın ordu komutanı Muaviye'nin safına geçti. Evet. Yani 300 bin dirhem para karşılığı filan. Dolayısıyla Hazreti Hasan baktı ki etrafımda kimse yok. Ben bu anlaşmayı niye kabul edeyim? Hazreti Hasan eğer o anlaşmayı kabul etmeseydi Ehl-i Beyt diye bir şey olmayacaktı. 12 imam diye bir şey olmayacaktı. Ve dolayısıyla da efendim Alevilik diye de bir şey olmayacaktı. Dolayısıyla Hazreti Hasan'a bunun dışında yarın belki daha ayrıntılı dururuz. Evet, hocam. Söylenen şeyler bence cehalet değilse iftiradır. Bana sorarsanız Hasan aklını kullanmıştır. Evet. Bir cümle söyleyeyim. Hazreti Muhammed Hazreti Hasan için demiştir ki eğer akıl bir insan kılığına bürünüp dünyaya gelse Hazreti Hasan'ın sıfatında görünür. Evet. Dolayısıyla Hazreti Hasan akılcılık yaptı. Hocam. Tamam. Şimdi son sözlerinizi alalım hocam. Eğer müsaade ederseniz. Tabii, buyurun. Biraz fazla bilimsel şeylere daldık. Ben daha önce Hüseyini duruşun ne olduğunu size aktarmaya çalışmıştım. Evet. Hüseyini duruşun ne olduğu konusunda bir şiirimle dinleyicilerime mesajlarımızı vermiş olalım. Şiirimizin adı Hüseyini Duruş. Korkudan, baskıdan, zulümden yılmam. Hüseyini duruşum asla değişmez. Ahlaktan, vicdandan başka yol bilmem. Hüseyini duruşum asla değişmez. İkrarı bozanlar kavlinden dönse, dost sandığım herkes korkudan sinse, zalimin kılıcı boynuma inse, Hüseyini duruşum asla değişmez. Zalim beni köşe bucak arasa, ağzım, dilim susuzluktan kurusa, ciğerlerim zehirlense çürüse, Hüseyini duruşum asla değişmez. Hüseyin'in yolu Hakk'ın yoludur. Hakk'ın yolu tüm yollardan uludur. Ataları Muhammed'dir, Ali'dir. Hüseyini duruşum asla değişmez. Atsalar da İbrahim'in narına, düşürseler yobazların toruna, ben yansam da fikrim kalır yarına.
Hüseyin'i duruşum asla değişmez. Zalim Firavunsa Musa olurum. Zulüm çarmıh ise İsa olurum. Yezid gaddar ise ben şah olurum. Hüseyin'i duruşum asla değişmez. Paraya, makama, şehvete kanmam. Ölmeden ölmüşüm, kimseden sinmem. Hak Muhammed Ali yolundan dönmem. Hüseyin'i duruşum asla değişmez. Yezid Kerbela'da kılıcı çekti. Kur'an'ı, vicdanı, ahlakı yaktı. Lanet halkasını boynuna taktı. Hüseyin'i duruşum asla değişmez. Resulullah hadisinde söyledi. Yezid zulmü ciğerleri dağladı. İnsan olan bu vahşete ağladı. Hüseyin'i duruşum asla değişmez. Halil Çivi inancından çark etmez. Zulüm ateş olsa yine fark etmez. Nefsi için Ehl-i Beyt'i terk etmez. Hüseyin'i duruşum asla değişmez. Çok teşekkürler hocam. Böyle güzel bir şiir için. Evet. Rica ederim hocam. Peki. Şimdi böylece sevgili Cem TV izleyicileri, bir Muharrem sohbetinin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Biraz sonra oruçlarınızı açacaksınız. Orucunuz makbul, lokmanız bereketli olsun efendim. İyi akşamlar.